Herkese selam sevgili dostlar, ben Play Demir Kırcan. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım. Efendim, vergi oranları ulus çapında stopaj vergisi yüzünden %5 artmış. Böylece bir süre, yaklaşık 5 tur kadar gelirimiz biraz daha fazla olacak. Şunu yaparsak ne oluyormuş? Asayişimiz düşüyormuş ama gelirimiz artıyormuş. Yapalım gitsin. Bir kasabada bir yer inşa edilmiş. Neredeymiş? O buradaymış. Bunu büyütebiliyor muyuz? Soylu konağı falan bunları yapamıyormuşuz şimdilik. Deve sürüsü yapalım efendim. Bu ara bu deve sürüsü yapıyoruz ama bu bakımsızlık getiriyor. Buğday tarlası falan yapsak onun da bakımsızlık getiriyor. Ek hayvancılık, gelir gıda, zırt pırt koyun sürüsü, at yetiştiriciliği. Bunu yaparsak deve iyidir ya. Deve sütü içelim. Deve iyidir. Deve iyidir. Şimdi bu isyancılarım karşı şuraya bir savaş ilan ediyorum. Evet. Aynen. Prensin orada bir dursun kardeş. Bu da buraya gelsin. Hacı sen düz yürü bundan sonra. Gel bakayım buraya. Burayı biz bir alalım. Bu Mervi. İsmi Merv. Alalım kardeş. İran adına. İran değil lan. Farslar adına hücum diyelim ve bu toprağı, ilk toprağımızı aldık. Hayırlı olsun. İşgal, talan, yağma, tahrip. İşgal ya. Hayırlı olsun. Burası bizim memleketimiz. Burayı tamir edemiyoruz çünkü paramız yok. Okey. Şu kralımın geliri artsın. Kurnazlığı artsın efendim. Bu beyimin savaş morali falan artsın. Güzel. Prensimin de dürüstlük artsın. Kurnazlık, asayiş yerelde artıyor. Ne işimize yarayacaksa yerelde. Otoritesi artsın. Çünkü prens sonuçta. Sevgili dostum sen şu prense biraz atlı ver. Şunları ver. Şunu ver. Güzel. Veremiyoruz. Neden? Çünkü şey gücü bitmiş. Bu burayı alır mı? Alamaz. Oraya gitmeye gerek var mı? Yok. O zaman tamam. Şu aşağı doğru gidelim. Sen de aşağı doğru gel. Sen burada kal ama önce prensle asker değişim yap. Geç abi. Bunları burada yok etmemiz lazım. Ama para aldık, barış yaptık. Eğer yok edersek eksi yeriz şeyde, diplomaside. Yani güvenilmez bir devlet haline geliriz. Onun olmasını istemiyorum ama bunlar da gördüğünüz gibi burada işgal değil de yağma yapıyor. Ya çok haince bir tavır sergiliyorlar. Barış yaptın, niye sömürgelerimi yağmalıyorsun kardeş? Gel de sinirlenme şimdi. Şu Sabiniler neredeymiş? O Sabinileri bulsak iyiydi. Orayı işgal etmeye çalışacak şimdi. Şimdi sevgili dostum, senle şöyle bir şey yapıyoruz. Bu bey değil mi? Tamam bey. Şunlardan iki tane atalım. Tamam mı? Şu atlı okçuları boş ver. Atlı okçuları sana vereyim ben. Böyle bir şey yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Şunu iptal, şunu iptal, şunu iptal, şunu iptal, şunu iptal, şu iptal, şu iptal. Tamam, böyle yapalım. Tamam. Bir tane atlı fazla oldu bu tarafa. Sana bir atlı veriyorum. Sen bana ne ver biliyor musun? Bir piyade ver. Yok ya, o okçu mu versin? Piyade versin ya. Tamam. Tamam. Sevgili prensim, sen yoluna git. 20 kişilik birliğinle. Kralım, kralım. Sen de şöyle gel bakayım. Şimdi kral sana şu iki okçuyu versin. Sen de krala şu birliklerini ver. Evet. Güzel bir fikir. Sevgili dostum sen bir tane daha birlik ver krala. Dur. Değil bu. Tamam. Sen burayı koru. Bizim doğu yakamızı sen koru. Yani koru derken düşman gelse bir kapışırsın, atışırsınız falan. Ana ordularda iki tane ana ordu. Bir kralın bir de onun veliahtının iki tane ana ordusu olsun. Bunlar ilerlesinler birlikte. Şuraya geliyoruz. Burada bir huzursuzluk var tabii ki. Onu biliyoruz. Tarla yapılıyor burada.
Bunun geliştirirsek asayiş artıyor ama şurada geliştirecek bir şey var mı? Mesela bunu yaparsak ne olur? Bu da bir şey geliştirmiyor. Şu bina yapalım. Güzel. Para mı bitti ya? Biz niye başka bina yapamıyoruz? Galiba para bitti. Okey. Ya 3000 de paramız var yani. Bir şey yapılabilir diye düşünüyordum ama yapılamıyormuş. Dur atladım. Renkler. Garamatyalılar. Şimdi birilerimize savaş ilan ettik. Akunlar. Çok güzel. Hemen saldıralım. Retreat men! Retreat! Aha bu bizim ülkemize girdi bu namussuz. Şu bu akunların bir tane bir şeyini bile yok etsek birliğini bir ülkesinin bir parçasını yok etmiş oluyoruz. Göçebe ya bunlar. Yani bir nevi soykırmış oluyoruz. Öyle bir şey oluyor. Bakalım. Barışı bizim bozmamamız çok iyi oldu. Onların bozması iyi oldu. Hem şey aldılar. Eksi aldılar. Dur bakalım. Halledebilecek miyiz? Göreceğiz. Ready for battle. March. I'm afraid we cannot. Heh. Birini indirdik. Hayırlı olsun. At your command. O ikisini birden indirdik. Bir tane kaldılar. Akunlar patates kardeş. Şimdi sevgili dostlar, teknoloji harcımızı geliştirelim. Asayiş bürokratik reformlardan artı bir geliyormuş. Burada bir de asayiş var mı? Büyüme geliyor. Ticaret geliri geliyor. Ben asayişi arttıracak şeyler istiyorum. Çünkü asayiş cidden bu oyunda bu şeyde yerleşik düzende sıkıntı gibi gözüküyor. Şimdi ordumuzda dürüstlük yabancı bölgedeyken menzilli birimlerde sadece mesafesi, birim saldırı mesafesi mühimmat. Bak bu önemli bir şeye benziyor. Savaş böyle göçebe kabilelere karşı. Dürüstlük yabancı bölgelerde. Bunu da arttıralım. Her birinden bir birim arttırmış olalım. Şimdi ciddi bir savaş geçirdik ama hala öldürmemiz gereken, yok etmemiz gereken bir düşman ordusu var. Ona doğru hızla ilerliyoruz. Bu niye ilerlemiyor lan? Bu iyi olmadı. Ama bunlar az. Sayıcı azlar Allah'tan. Öyle bir avantajımız var. Şimdi. Otorite sefer menzili. Maliyet yetiştirme komutanı. Yakın muharebede birazcık daha besleyici özellikler. Tamam. Şimdi burada ne yapabiliyoruz? Şu boya üretim zımbırtısını yapabilmişiz. Gıda tüketimini birazcık arttırarak zenginliği arttırabilmişiz. Önce şunu bir arttıralım kardeş. Oradan bir gelir gelsin. Elmas gerekiyor. Değerli taş gerekiyor bunu yapmak için. Şunu yapmak için ise asayişi düşürüyor ama çok müthiş gelir getiriyormuş bu. Bunu yaparsak. Ama asayişi düşürüyor. Bu ne yapıyor? Bunlar da gelir getiriyor. Abi sen yap bunu. Asayiş zaten düşmüş düşeceği kadar. İyice düşsün. Burada durum nedir? Burada Edessa falan var. Buraları bir saldırmayalım. Şey düşünüyorum. Acaba diyorum şu Suudi Arabistan'ı komple bir ele geçirsek mi? Öyle bir şey yapsak nasıl olur? Karakterim gelişmiş valim. Valime kurnazlık ekledik. Kurnazlık ve asayiş ekledik. Böylece valim buradaki huzursuzluğu bir azıcık da olsa azaltacak diye düşünüyorum. Şimdi. Biraz seri gidelim be. Hadi be. Hadi be dostum. Seri gidelim be. Yani güzel, güzel, güzel. Barış istiyor. Kim barış istiyor? Yok ya, seni ben yok edeyim ya. Sen başımıza bela olacaksın. Biz seni yok edek kardeş. Biz sana bir kafa atak kardeş. Seni bir yok edek. Bin altına bin altına kurtulamazsın. Seni bir patates edek biz. Şimdi. 3 bunu arttırırsak sorun olur mu bir bakalım. Olmaz. Bunu bir arttıralım. Güvenliğimiz artsın. Deve çobanlar için
şu teknoloji geliştirmemizi istiyormuş. Geliştireceğiz onu da, hiç acelemiz yok. Şimdi sevgili dostum, seni bir çökelim sana bir. Seni bir çökelim de, sana bir çökelim. Senin asker sayın azalmıştır. Öyle ümit ediyorum. Ayda, ordum yenilmiş. Bu nasıl olur? Bu nasıl mümkün olabilir dostum? O zaman sen gel babası. Babası gel. Oğlunu dövmüşler babası. Koş. Bu hiç hoş olmadı. Ama bu da buradan kaçmak zorunda değil mi? Ulan bu bizi yener mi yoksa? Sen kişisel nüfusunu arttır. Şu zımbırtıyı da arttır. Tamam. Yani bulunduğu bölgede en azından huzur sağlamış ol. Sen ne yapın? Kelpiş bilmem neyse. Onu da yap. Vıy 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 vıy. Bu şimdi bize çöker mi acaba ya? Yo, bildiğimizi yok eder mi acaba? Umarım etmez. Vallahi etmedi. Hızlı geçti ondan. O bir ara kamp kurdu galiba. Dinlenmek için. Kaçtı ya da. Yanıma gel yanıma da. Aha. Bizimkiler indirdi vallahi onu. Aferin lan. Adam Rojan. Ulus yok edildi. Güzel. Bizim için bir tehdit oluşacak. Oluşturabilecek grup. Patates edildi. Biz o zaman hızlı bir şekilde şehrimize dönelim. Başkentimize dönelim. Kardeş sen de gel. Babası. Babası oğlunu yalnız bırakma babası. Çok güzel. Çölde kaldık. Askerlerimiz ölüyor. Sıcaktan. Yandım Allah yandım diye bağırıyorlar. Şimdi 65 şey var. Bunu 30'a çıkarabiliriz. Buralardan yiyecek gitmiyor çünkü. Tamam. Şehrimizin asayişini sağlayabilmek için bir tane karakol yapmamız lazım buraya. Çünkü burada asayişi çok düşürdük. Cıstık cıstık. Şimdi bir düşman bulup ona çökmemiz lazım. Ama kim? Henüz bir düşman gözükmüyor. Ticaret yapmayı ne dersin? Tabii ki ama önce ödeme. La biz buna çökek mi lan? Yok. Ben sana çökeceğim ya. Seni yok edeceğim. Seni yok etmeye kafaya koydum. Buna çökek kardeş biz. Öldürek bunları. Şu an bir düşmanımız yok. Doğru olmayla bir problemimiz yok. Herhangi bir sömürgemiz bize karşı bir problem oluşturmuyor. Şurada bir düşman vardı. Barış yaptık. Parasını aldık. Akunları ezdik. Şu an için bir problem gözükmüyor. O problem gözükmediği için de tam gaz devam ki diyorum. Barış yapalım. Kardeş bana biraz para vereceksin o zaman. Barışma onu. Zayiat. Ordu sayımı arttırabilmişim. 6'dan 8'e çıkarmışım. Casusum falan filan. Onları da arttırabiliyormuşum. Şimdi hızlı bir şekilde şuraya gidelim. Kralım sen de gel. Kardeş sen şu şehre gir. Kralım sen de şu şehre gir. Meshan'a gir. Meshan. Ondan sonra buraya gelelim. Bu adamın burada iki tane şehri var. Tamam bu şehirleri alalım. Umman zaten bizim müttefikimizin tarafında. Bu şehri bir alalım. Sonra şuraya gelelim. Buraları da alalım. Şu Dumata varmış. Buraları falan alalım. Böyle alt tarafı bir elimize geçirelim. Kutsal bölgeleri de elimize geçirelim. Mekke Medine taraflarına. Şimdi bunu yapayım mı? Yetiştirme maliyeti. Bu neymiş? Sefer hareket menzili. Bunlar çok önemli değil. Ben deve çiftliklerimi geliştireyim. Çünkü bina olarak hep deve çiftliği bastık. Şimdi şuraya mı basalım? Horasan mı? İsfahan mı? İsfahan'a alim basalım. İsfahan. Tamam. Korkusuz savaşçıyı da Horasan'a basalım. Olmuyor mu? Niye olmuyor? Allah Allah. Demek ki bu kadar var yapabiliyormuşuz. Buraya kutsallaştıralım burayı. Dinimizi korusunlar. Amin diyelim. Manizm hala artmaya devam ediyor. Oğlum kim arttırıyor lan bu manizmi? Lan bizim müttefiklerden biri manizm mi var bunlarda? Dur bakayım. Lan dininiz nerede gözüküyor sizin? Tamam sen de benim gibisin. Zerdüş.
Zerdüş, Zerdüş. Bu da dost Hristiyan. Ha bu da Hristiyan. Ha bu Hristiyandır. Bu Hristiyandır. Şu ne lan? Yahudiymiş bu. Himyarlar Yahudiymiş. Zerdüş. Bu neymiş lan? Ulus hiçbir yerleşim yeri yok. Bunlar da... Ana bu manizm buymuş. Dur. Dur 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 dur. Bir daha bakalım. Ben onu Hristiyan sanıyordum. Kim manizm değilmiş? Dur bakayım. Aa bu. Bunlar manizm. Aa bunu öldür lan. Bu kim? Bu Hristiyan. Yunan Hristiyanı. Bu ne? Bu da tamam. Bu zaten Yahudi dedik. Bir tane daha vardı. Aha bu. Bunlar kim? Lahitler, Cırıklar. Bunlar da manizm. Bu manizm başımıza bela olacak kardeş. Bu kim lan? Mazlumlar. Bu da Yahudiymiş. Ana Mazlumlar. Bu kim lan? Tengrici bu. İyi okey. Bu Doğu Hristiyanıymış. Tangutlar. Tamam. İyi en azından kimin dini, kimin neyi varmış onu öğrenmiş olduk. Şuna basıyorum. Bu biraz gıdada sıkıntı yaratacak bize ama olsun. Deve teknolojisi, deve çiftliği şeyini geliştiriyoruz ya teknolojisini. Bir tane birer deve çiftliği basarız, sorunu çözeriz. Abi çok uyumsuz buradaki şeyler. Deve çiftliği basıyorum, başka bir sıkıntı patlıyor. Onu basıyorum, o patlıyor. Problem üstüne problem. Nasıl olacak bu iş bilmiyorum. Lanet olsun dostum, nasıl çözeceğiz bu işi? Oo bayağı oynamışız. Evet, videomu da bitiriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölüm, bir sonraki videoyla devam edecek ama şimdilik bu kadar. Görüşmek dileğiyle.